Altın 1870'teki dibinden sonra önce 1930'da bir taban oluşturacak. Bunun sonrasında da kendisini önce 1980'in üzerine sonrasında da 2000 doların üzerine atacak demiştik. Gördüğünüz gibi bugün 2000 doların üzerinde bir altın ons değeriyle karşı karşıyayız. 2-3 gün burada bir destek noktası oluşturacak kendisine. Önce 2060'lı seviyeleri ardından da 2100'ü zorlayarak kırarak 2300 seviyesine doğru emin adımlarla ilerleyecek yeni yeni rekorlar göreceğiz altının onsunda. Dolara baktığımızda ise doların kırılganlığı her geçen gün artıyor. Bakın dün bütçeyle ilgili veriler geldi. Sadece Temmuz ayında 29.7 milyar liralık bir bütçe açığı var. 7 ay boyunca oluşan bütçe açığına bakıyorsunuz. 139.1 milyar liraya gelmiş durumda. Bunun yanında dış borç meselesi var. Bunun yanında cari açık meselesi var. Bunun yanında işsizlik ve enflasyon meselesi var. Bütün bunlar toplamda dolar üzerindeki kırılganlığı artır olacak. Yıl sonunda 10 liranın üzerinde bir dolar kuru görürsek kimse şaşırmasın. Önemli bir başka konu tabii ki faiz gelişmesi. Perşembe günü Merkez Bankası faiz artıracak algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı söylemini değiştirmediği sürece Merkez Bankası tali yolları kullanmaya devam edecek ama politika faizinde bir artış beklentisi içerisine girmeyin. Bununla ilgili alacağınız pozisyon sizi çok ciddi zarara uğratabilir. Bugün Faiz konusunda detaylı bir şekilde konuşacağım. Merkez Bankası'nın neden faiz arttıramayacağını, faiz arttırmaması durumunda piyasalara bu durumun etkisinin ne olacağını, özellikle doları nasıl etkileyebileceğini de konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Merkez Bankası ile başlayalım o zaman sıcak sıcak. Aslında evet Merkez Bankası faizleri arttırmalı hatta öyle 50 baz puan, 100 bas puan, 200 bas puan değil enflasyonun gerekleri ışığında en az 500 bas puanlık bir artırma gitmek zorunda. Neden 500 baz puanlık bir artırım diyorum sizlere? Çünkü arkadaşlar %12'nin üzerinde bir enflasyon var. Enflasyon yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Çünkü Türkiye'de talep ağırlıklı, talep eğilimli değil kur eğilimli bir enflasyon var. Üretim olmadığı için %12'nin üzerinde bir enflasyon varsa en az 1 veya 2 puan üzerinde bir faiz ortamı oluşturmak zorundasınız. Bu da %13 ile %14 arasında bir faizi işaret eder. E 8.25'in üzerine 500 bas puan koyarsanız da 13.25'e gelirsiniz. Yaklaşık 100 bas puan üzerine çıkmış olursunuz ve pozitif reel faize geçersiniz. 50 bas puanlık, 100 bas puanlık faiz arttırımlarında piyasa üzerinde zaten olumlu bir etkisi olmaz. Aksine piyasadaki endişeleri arttırır. Bu nedenle de Merkez Bankası tali yolları kullanmaya devam edecek. TL'yi piyasadan çekerek sıkılaştırma politikası izlemeye çalışıyor. Bunun çok fazla işe yarayabileceği kanaat değilim. Bankaların borçlanma miktarlarını, gecelik borçlanma miktarlarını yarı yarıya indirdi. Bu da piyasaları TL anlamında sıkıştırmak için uygulanan bir yöntem. Piyasadaki TL köpüğünü çekerek doları olan talebi azaltmaya çalışıyor Merkez Bankası. Mümkün mü? Değil arkadaşlar. Dolara olan talep tüm hızıyla devam edecek. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir kırılganlık var. Bu kırılganlığı gören hiç kimse de dolar açığında kalmak istemediği gibi Türk lirasında da kalmak istemiyor. Türk lirasının kırılganlığını, yükselişini desteklemeye devam ediyor. 7.39 civarında duran bir dolar kuru büyük bir hızla 7.80'e doğru gidecek arkadaşlar. Ön hazırlığını yapıyor şu an itibariyle. Zaten hükümet kanalına bakıyorsunuz. Orada da yavaş yavaş ağız değişikliğine gidilmeye başlandı. Önce Berat Albayrak dolarla ilgili müdahale etmeyeceklerini işaret eden bir takım açıklamalar yaptı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Dolar kendi yolunu kendisi bulacaktır dedi. Aslında bunlar doğru söylemler de düne kadar niye bu söylemler gerçekleştirilmedi bunu düşünmek lazım. E çünkü artık deniz bitti kara göründü. Merkez Bankası'nın rezervleri dip yaptı. Dışarıdan swap anlaşması yapılamıyor. Borç bulunamıyor. Bir yandan yabancılar hızlı bir şekilde Türkiye'den kaçmaya devam ediyorlar. Yerlerse döviz ve altın talebini arttırdı. Döviz ve altının mevduat oranına bakıyorsunuz. Türk lirası mevduat oranını geçmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Berat Albayrak da görüyor ki Merkez Bankası'nın ya da kamu bankalarının bu işi baskılaması mümkün değil. Zaten yeterince zarar verildi. Bütçe açığında faiz giderlerinin etkisi iyiden iyiye arttı. Bütün bunlar toplamda ekonomiyi bozmaya, finans pesini bozmaya devam ediyor. Ne yaparsanız yapın doları da baskılayamıyorsunuz aslında. Dolar öyle ya da böyle sıkılan diş macunu gibi fışkırmaya, fırlamaya, sağdan soldan kaçarak yükselmeye devam ediyor. Da artık Sayın Cumhurbaşkanı ve Berat Albayrak da ağız değiştirmek zorunda kaldılar. Altın da yükselmeye devam edecek. Çünkü mesele sadece pandemi değil, korona değil. Esas çok daha önemli problemleri var dünyanın. Doğu Akdeniz karışıyor. Her geçen gün oradaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Beyrut meselesi var, Belarus meselesi var. Amerika'daki seçimlerin nasıl bir sonuç doğuracağı, Trump'ın gitmesi durumunda, Biden'ın gelmesi durumunda, Orta Doğu politikalarında ne tür değişiklikler olacağı yine büyük bir endişe yaratıyor. Amerika ile Çin arasındaki gerilim artıyor. Ticaret anlaşmalarına tamamen nokta konulmuş gibi vesaire vesaire. Biraz önce saydığım Türkiye'deki makroekonomik gelişmeler ve siyasi belirtiler

uluslararası belirsizliklerde dolar üzerindeki baskıyı arttırıyor. Hem dolar hem de altın yükseliş eğilimini sürdürüyor. 500 bir hedef mi? Hayır arkadaşlar 500 lira bir hedef falan değil. 300'lü seviyelerin tekrar görülmesi mümkün mü? Mümkün değil. Merkez Bankası'nın faiz arttırması mümkün mü? Mümkün değil. Bu koşullar içerisinde doların bu seviyelerde tutulması mümkün mü? Mümkün değil arkadaşlar. Hadi gelin biraz da jeopolitik risklerin bugün çünkü boyutuna bakalım isterseniz. Amerika Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimine yönelik kısıtlamaları arttırma kararı aldı. Çin-Amerika savaşı daha da kızışıyor. Asya borsaları Amerika'nın Çin'le gerilimi nedeniyle bir düşüş eğilimine girdi. Amerikan borsaları Nasdaq haricinde dalgalı gidiyor. Ne olacağını göremiyorlar, öngöremiyorlar. Nasdaq'ın yükselmesinin temel nedeni elbette korona ve ikinci dalga sonrasında yine teknoloji hisselerini yukarıya doğru gideceğinin düşünülmesi. Reel sektör hisselerinin yer aldığı endekslerde ise düşüş eğilimi var. Bunun da sebebi yine korona ve jeopolitik riskler nedeniyle bu hisselerdeki zararların artacağı beklentisi. Hisse senedi piyasaları resmen ip üzerinde yürüyorlar ve bu ipten her an düşebilirler. Önümüz çok da aydınlık değil. Tüm dünyada kırılganlıklar her geçen gün artıyor. Ekonomiler daha da yıpranmaya devam ediyor. Bakın dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi Japonya. Dış ticaret fazlası veren birkaç ülkeden birisi. Sanayi anlamında kendisini çok geliştirmiş, teknoloji anlamında kendisini çok geliştirmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Nisan-Haziran dönemine bakıldığı zaman Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi daralma görülüyor. %27.8'lik bir daralma. Bu daralmalar öyle küçümsenebilecek daralmalar değil ve bu daralmalar yakın zaman içerisinde dünyanın büyük bir ekonomik bunalıma doğru hızlı adımlarla gittiğini de işaret ediyor. Ekonomik kriz riskinin arttığını işaret ediyor. Bu tür risklerde altına olan talebi her geçen gün biraz daha arttıracaktır. Altının onsunun yükselişindeki temel nedenlerden birisi Ekonomik daralmalar, küçülmeler, dünyanın ekonomik bir krize doğru ilerlemesi, korona riski, sadece bununla mı sınırlı her şey? Ne yazık ki değil. Doğu Akdeniz'de işler her geçen gün biraz daha gerilmeye devam ediyor ve aslında bu büyük bir savaş riskinde işaret ediyor. Aynı 1. Dünya Savaşı'nın öncesinde olduğu gibi, 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde olduğu gibi. Umarım bu konuyla ilgili yanılırım, yanılmayı çok isterim çünkü bu iş hepimizin canını yakacaktır. Doğu Akdeniz'de yaşanacak bir savaş ortamı Türkiye'yi çok ciddi manada etkileyecektir. Rusya tarafında da işler karışık. Beyaz Rusya'da, Belarus'ta Lukashenko ben aziz değilim kardeşim diyor. Ben aziz değilim gerekirse yumruğumu göstermesini bilir ve bunu siz gayet iyi biliyorsunuz diyor. Bu cesareti nereden alıyor sorusunun cevabı gayet basit. Her an Rus askeri Belarus'a çıkabilir. Avrupa Birliği, Amerika, Rusya gerilimi daha da artacaktır. Alın size bir başka jeopolitik risk. Beyrut'taki patlama sadece Lübnan'la kalan bir patlama mı olacak? Yoksa İsrail Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmesi'nin hatta bir sonraki aşamada Sudan, Fas, Bahreyn, Umman Birleşmesi'nin oluşturacağı kutupla Lübnan arasındaki gerilimin artacağı anlamına mı gelecek? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Buyurun size Orta Doğu'da bir gerilim ortamı da. Bütün bu gerilimler altın üzerindeki baskıyı arttıracak ve altının yükseliş eğilimini devam ettirecek. Son bir not petrol fiyatları fiziki ortamda çatır çatır düşüyor arkadaşlar. Yarın öbür gün Brent petrol ve Texas petrolünde de ciddi satış baskısıyla karşı karşıya kalabiliriz petrol fiyatlarında dramatik düşüşler görebiliriz. Bizim gibi petrol ithal eden ülkeler için bir avantaj bu ama dünyanın üretimi, dünyanın ekonomisi açısından bakıldığı zaman büyük bir dezavantajdan bahsediyoruz. Dünya küçülürse, Avrupa küçülürse Türkiye'de ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Rakamlar ne olacak, nereye gidiyor? Bundan sonra ne olabilir? Onu da biraz değerlendirelim. Borsa 109.210 seviyelerinde şu saat itibarıyla tamamen gerçek dışı bir seviye. Tekrar 120.000'e gidecek havası yaratılıyor borsada. Böyle bir havaya çok da fazla itibar etmemenizi tavsiye ediyorum. Elbette karar sizin. Elbette yatırımlarınızı kendiniz değerlendireceksiniz ama hem dünyada hem Türkiye'de Ekonomik sıkıntılar ve jeopolitik sıkıntılar bu kadar artmışken hisse senedi piyasalarının ayakta durması mümkün değil arkadaşlar. Büyük bir kıyım başlayacak yakın zaman itibarıyla Dolara bakıyoruz. 7.40 seviyesinin hemen dibinde 7.40'ın üzerine kendisine atıp ilk hedefi 7.80 olacaktır. 7.80'den sonrasında da 8.20'yi göreceğiz. Euro 8.80'e geldi. Bunun temelinde paritenin 1.17'den 1.19'un üzerine çıkması yatıyor. Parite yükseliş eğilimini devam ettirecek mi? Göreceğiz. 1.20'yi zorlayıp kıracak mı? Onu da göreceğiz. Bu seviyeler fazlaca denendi ve bu seviye oldukça önemli bir direnç noktası. Eğer ki bu direnç kırılamazsa sert bir şekilde 1.12'ye tekrar gevşeyebilir. Faiz 13.45 bu faiz oranı aslında Merkez Bankası faiz oranının da bu seviyelere gelmesi gerektiğini bize işaret ediyor. Gelebilir mi? 500 bas puanlık, 600 bas puanlık bir faiz artırımı söz konusu olabilir mi? Mümkün değil arkadaşlar. Dolar kırılmadıktan sonra, dolar 14-15 seviyelerine gitmedikten sonra Merkez Bankası faiz artırımına gitmeyecek. Önden yüklemeli bir faiz artırımı beklemeyin. Perşembe günü Merkez Bankası çıkacak mevcut politika faizini tekrar açıklayacak. Ne arttıracak ne de zaten düşürebilecek. Bu seviyelerde kalmaya devam edecek. Bu seviyelerde kalması negatif reel faiz nedeniyle dolar üzerindeki baskıyı arttıracak. Dolar daha da hızlı bir şekilde yükselme eğiliminde olacak. Bundan sonra dolarda bir düşüş falan beklemeyin. Velev ki Merkez Bankası diyelim ki 50 bas puan, 100 bas puanlık bir artışa gitti. Hiç ihtimal dahilinde değil ama diyelim ki gitti. Böyle bir durumda dolar çatır çatır düşer mi? Hayır arkadaşlar düşmez. Yükseliş eğilimini devam ettir. Doların düşmesi değil hafif gevşemesi için çözüm Merkez Bankası'nın faiz oranlarını agresif bir şekilde yükseltmesi arkadaşlar. 500 bas puan, 600 bas puan, 700 bas puan bir anda %14-15 seviyelerine çekmesi gerekiyor politika faizini ki böyle bir şeyin de olmayacağını artık Sağır Sultan bile biliyor arkadaşlar. Benim ayrıntılı bir şekilde sizlere açıklamama bile gerek yok. Altının onsu şu anda 2000'in hafif üzerinde 2003, 2004, 2008 o civarda gidip geliyor. 2000'in üzerinde tutunmayı başarırsa, tabi bugün değil sadece en az 2-3 gün, 4 gün belki bir hafta bu seviyelerde kalmayı başarırsa bir daha 1900'lü seviyeleri görmez arkadaşlar. İlk hedefi 2100 olur, sonrasında da 2300'ü zorlamaya başlar. Orta vadede 2500, uzun vadede de 3000'i hedefler. Gümüşün onsu da 28 dolar seviyelerinde bu yükselişle birlikte gümüşte 30 doları kıracaktır ve üzerine yerleşecektir. Ve bugünlerde 6.70 civarında olan gümüşün gram fiyatı da 7 liranın üzerine hatta 7.5 liranın üzerine kendisini atacaktır. Peki gram altında tablo ne olur? 2100'e giden altın onsu 7.80'e giden dolarla birlikte ilk hedefi bakın kısa vadeli ilk hedefi 526 lira olan gram altın fiyatı olacaktır. 2300 hedefine ulaştığı zaman 7.80'de kalan bir dolar kuru olursa da 576 liraya giden bir altın fiyatı görürüz. Bu hareketler yaşandıktan sonra da altının gramı bir daha 400'lü seviyeleri görme ihtimali de kalmayacaktır. Sonuç arkadaşlar, dünyadaki koşullar değişmediği sürece, Türkiye'deki koşullar değişip, Türkiye gerçekten üreten hem ulusal çapta hem de dünya çapında rekabetçi bir ekonomiye sahip olmadığı sürece dolardaki yükseliş eğilimleri devam edecektir. Dolar hiç ummadığınız seviyelere doğru hızlı adımlarla ilerleyecektir. Şunu da unutmayın. Cumhuriyet tarihi boyunca 1 lira olan dolar milyon lira olmuştur. Dolar 6 lira olmaz, 7 lira olmaz, 8 lira olmaz. Ya oralarda gitmez diyenler her seferinde gittiğini görecekler ve her seferinde yanılmaya da devam edecekler. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.